Gençlerle ilgili bir haberimiz var. Onlara umut vermemiz gerekiyor efendim. Onlara bir gelecek sunmamız gerekiyor. Bu arada bir Türk mühendisin başarısı. Şimdi haberi geldi ama bugün çalışacağım bu konuda. İsmail Erdik Kurtyiğit. Türk mühendis yangınların hava kirliliğindeki olumsuz etkilerini azaltacak filtre projesi geliştirmiş. İsmail Erdik Kurtyiğit'in başarısıyla gurur duyuyoruz. Ama çok daha detaylı inceleyeceğim. Meseleye hakim olup sizlere aktaracağım efendim. Ve bakınız, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Havacılığı, istikbal göklerdedir diyor atamız. Ve emekli hava kurmay albay Cengiz Tatar yazmış, bana da yollamış. Teşekkür ediyorum kendisine. Türkiye Gazetesi, sahte ilaçlar netten satılıyor. Çeteler eczane isimleriyle site açıp sahte ilaç satıyor. Ölüm riski taşıyan ticaretin büyüklüğü 2.2 milyar lirayı aşıyor. Bu da bu sabah Kaan Zenginli'nin haberi olarak dikkatimi çekti efendim. Ve tutunamayanlar demiş ya Oğuz Atay. Okudunuz değil mi efendim tutunamayanları? Herkesin okuduğunu varsayıyorum. Tutunacağız. Geleceğe tutunacağız. Umuda tutunacağız. Ve dayanışmaya tutunacağız. Hepsinin ismi vardı. Kibar deyince şuraya koyurdum. Buzağlar kaça kaça gelirdi. Koşan deyince hepsi kaça kaça gelirdi. Ha, komşular hep biliyor. Yalanım, bir tek yalanım varsa kaç canım varsa. Bir seslenişe koşa koşa gelen inekleri artık yok. Çankırılı Naciye Alas biraz öfkeli, çokça düşünceli. Çünkü sütünü sata sata iki çocuğunu üniversitelerde okuttuğu 20 ineği elinden gitti. Ahır bomboş. Taslar hepsi boş kaldı. Milletin malı gelirken ben içeri kaçıyorum. Niye? Üzülüyorum, benim malım vardı ama hepsi bitti. Bir torba yem olmuş diye 150-160 milyon, bir kilo sütü satamıyorsun 20 milyona. Ne olacak? İkişer, üçer. Yetiremeyince bana dayandık. Yetiremeyince bana dayandık. Şimdi malzıca kaldım. En sonuncusu sana bir şey diyeyim mi? En sonuncusunu kestim kapanış töreni. Kestim bütün komşulara, yakın milletlere yemek verdik. Yem alamadı, inek sattı. Borca yettiremedi, inek sattı. 18 sene evvel eşini kaybettikten sonra bir başına iki oğlunu okutmuştu o ineklerle. Biri uzman çavuş oldu, biri de 3 üniversitenin ardından atanamadı, eşini de aldı köyüne döndü. Yani dedim ki bu ülkede mülakatlar olduğu sürece ben atanamam. En azından kendi geleceğimi kurabilmek için köyüme döndüm ve çiftçilik yapmaya şu anda devam ediyorum. Ben de sınıf öğretmenliği mezunuyum. Atanana kadar eşimin yanında destek olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ben yuvamı çiftçilik üzerine kurdum. Yani okumanıza rağmen. Okumamına rağmen çünkü iş bulamadım. Mecbur kaldım köyüme dönmeye. Asgari ücreti tercih etmedim çünkü asgari ücretle geçinen biri evine bakamaz, yuva kuramaz. Okudu, atanamadı. Başka bölüm okudu, iş bulamadı. Köyüne döndü, bu kez de borcun içinde buldu kendini. Tutunduğu dallar bir bir kırıldı. 28 yaşında bir genç ve 64 yaşında annesi. Artık rahat edeceği yaşta hala düşünüyor. Hepsini düşünüyorum. Çocuklar mesela düğün etti, şeye dayandı, pirince dayandı. Piriş hiç keyini ödemiyor yani. Kendi borcunu ödemiyor, borçlu çıkıyor. Bu sene mesela 70 dekar bir arpa buğday alanını işlemeyeceğim. Neden? Çünkü arpa buğdaydan da ben zarar ediyorum. 200 dönüm arazi işleyen biri ekonomik sıkıntı çekiyor ve çok büyük sıkıntılar çekiyor. Yani 200 dönüm araziniz var, hala geçim düşünüyorum. Geçim düşünüyorum. Hatta ben uyuyamıyorum bile. Yani gece yattığım zaman gübreyi nasıl ödeyeceğim, mazotu nasıl ödeyeceğim. Yani ben para kazanmaktan ziyade borcumu ödeyebilecek miyim diye kaygı çekiyorum. Varlık içinde yok. Evet, aynen öyle. Yani şimdiye kadar kurduğu hayallere ulaşamadı Ergül Alantor. Geleceğe dair kuracağı hayallerse hayatın gerçeklerine takılıyor. Mesela bir sağlık güvencemiz yok. Çünkü ben para kazanamadığım için sigortamı yatıramıyorum, Bağkur borcumu yatıramıyorum. Yine biraz komik olacak ama mesela 3 çocuk isteniyor. Benim bir sürü arkadaşım çocuk yapmaktan kaygıyla uzak duruyor. Çünkü dediğim gibi Bağkur primini yatıramadığı için muayene dahi olamıyor. Kaşığına veriyor, kepçeğine alıyor mübarek. Gerçekten bizi düşünsün, yeter gayla.